Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Elon Musk şirketlerindeki birleştirme üzerine konuşacağız ve pek çok noktada etkileriyle alakalı konuşacağız arkadaşlar. Elon Musk'ın şirketi X Corp ve Twitter Inc birleştirildi. Son günlerde Twitter ve Dogecoin ile sık sık gündeme gelen Elon Musk, Twitter ANC ile teknoloji çözüm kuruluşu Xcorp Solutions ile birleştirdi diyor. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım, e, bu haber en nihayetinde Dogecoin ve Memecoin'ler için iyi bir şey arkadaşlar. Bunun sebebi de en nihayetinde bir tanesinde bir listeleme beklerken aslında entegrasyon beklerken e, bir taşla iki kuş muhabbetine dönecek gibi gözüküyor. Bu gelişmeyle birlikte Xcorp, Twitter'ın bir şirket olarak unvanını elinden aldı. Twitter CEO'su Elon Musk, Twitter'ı bir her şey uygulamasına dönüştürmeye çalışıyordu. Son dönemlere göre Twitter INC, yönetim ve teknoloji çözümleri kuruluşu Xcorp Solutions ile birleştirerek sosyal medya platformunun şirket unvanını elinden aldı. Evet, şimdi mesela şöyle bir durum var. Örneğin şu dakika bir Dogecoin entegrasyonu nasıl olabilir? Doğrudan XCORB'un e, bunu kabulüyle bir entegrasyon olabilir ki bu hem Twitter üzerindeki alım satıma açılacak bir e, süreç izleneceği hem de XCORB'un bunu e, kabul edeceği bir sürecin izlenmesi anlamına gelme ihtimali çok yüksek olacaktır. O yüzden piyasa geneli için nitekim sadece Dogecoin veya e, Shiba Floki değil diğer kripto paraların da entegre olacağını hesaba katarsak her biri açısından bir ilerleyişi temsil ediyor. Bu arada bu hareketten sonra kendisine dava açıldı arkadaşlar. E, mahkemeye verenler oldu. Bunun sebebi de yine e, Dogecoin'den kaynaklanıyor. Aslında anlattığım şeyden de mütevellit. E, bunun manipülatif olduğuna yönelik e, yine şeyler, bir takım hareketler geldi. Geçen hafta başında siyasi aktivist Lura Loomer'ın davasının duruşması sırasında Twitter davaları bir mahkeme dosyasında Twitter, Inc. şirketinin X ile birleştiğini ve artık var olmadığını açıklamışlardı. Aktivist Twitter'ı 2019 yılında hesabını yasaklayarak federal yasaları ihlal etmekle suçladı diyor. Hayır, var olmuyor diye bir anlam ifade etmiyor. Platform ortada. Fakat artık farklı bir şirkete bağlı. O yüzden bunun herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Platform aynen devam Sadece şirketleşmenin yanı sıra farklı bir şirketin bünyesine dahil olan bir platform. Mesela bunu Instagram gibi düşünebilirsiniz. Tamam? Ya da WhatsApp gibi. Örnek veriyorum. Instagram platformu var ama kime ait? Meta şirketine, eski adıyla Facebook şirketine ait. Ya da WhatsApp var. Kime ait? Facebook'a. Yani eski adıyla Meta'ya ait arkadaşlar. Aynı durum devam daha önce Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun mülkiyetini 44 milyar dolara elde etmek için X Holding 1, 2 ve 3 adlı 3 holding şirketini tescil ettirmişti. Ekim ayında anlaşma tamamlandı ve Musk platformun CEO'su oldu. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde rapora göre X Corp, X Corp ile birleşen Twitter'ın Delaware'de değil, Nevada'da yerleşik olduğu açıklandı. Nevada Dışişleri Bakanı Musk'ın 9 Mart'ta eyaletteki iki yeni işletmeyi kaydettirdiğini ve daha sonra 15 Mart'ta mevcut şirketlerinin birleştirilmesi için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Bu arada e, biliyorsunuz Elon Musk'ın bir ara CEO'luktan ayrılma muhabbeti vardı arkadaşlar fakat e, bu şu an pek olacak gibi durmuyor hatta galiba kendisi bunu e, ben sanki biraz unutturacak gibi hissediyorum Kendisi CEO'luktan ayrılayım mı diye bir soru sordu. E, pek çok kişi de ayrıl dedi işte başka bir CEO bulunsun falan. Tabi burada Twitter'ı şey anlamında değil. Twitter yine kendisine ait. Sadece CEO olarak yani baş görevli ve işlerden sorumlu olan kişi farklı bir insan olabilmesi adı altında. Hatta bu olaydan sonra ayrılma muhabbetinden sonra da Floki böyle pampladı. Bu muhabbet üzerinden işte. Ee, köpek paylaştı alın size e, Twitter'ın yeni CEO'su falan gibi bir de e, tweet'i atınca arkadaşlar hemen ortalık e, yangın yerine döndü diyebiliriz. Planlanan bir gelişme Musk geçen yıl 4 Ekim'de bir Twitter gönderisi paylaşarak Twitter'ı satın almak her şey uygulaması olan eksi yaratmanın hızlandırıcısıdır yorumunu yapmıştı. Ya zaten Musk'ta şunu görebiliyorsunuz arkadaşlar adam bir şey yapmadan önce bir şekilde ya doğrudan ya da ironik bir halde bunun şeyini veriyor yani bunun sinyalini veriyor. Mesela Dogecoin'in adı e, Twitter'ın adı olarak değişecek daha doğrusu Twitter adını Dogecoin olarak değiştirecek muhabbeti de buradan kaynaklanıyor. Bunun sinyalini de aşağı yukarı e, yine aynı zamanlarda simge muhabbetlerini yaptı. o zamanlarda Elon Musk tarafından verilmişti arkadaşlar. Özellikle Musk x bu sadece bir sosyal medya şirketi olmaktan çıkarıp her şey uygulaması haline getirmeye çalışıyor. Daha önce Twitter'ı x -Corp ile birleştirmenin temel gündemini açıklarken Twitter'ı bir ödeme platformu da dahil olmak üzere hepsi bir arada bir çözüme dönüştürmeyi amaçladığını belirtmişti. Şimdi biz buradan neyi anlattık arkadaşlar? x kaydoluşuyla ve birleşmesiyle birlikte çok yakın bir zaman içerisinde kripto paraların başta e, Doge, Shiba ve Floki gibi coinler olmak üzere e, Ripple vesaire yani ilk 30 kripto parada beklediğimiz bu entegrasyon sürecinin X-Corp'un dahili, dahiliyetine geçmesiyle Twitter'ın çok yakın bir zaman içerisinde gelme ihtimali e, yüksek. Nitekim ben bunun Nisan ayında o, olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Buradaki ana sebep de Nisan içerisinde Özellikle 20 Nisan tarihinde arkadaşlar e, Doge için önemli bir gün olmasından geçiyor. Tabi bu hala spekülasyondan geçer fakat 19'unu 20'sine bağlayan gece e, ben bir hareket bekliyorum. Bakalım ne olacak. O olmasa da e, yakında bu entegrasyon gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Dogecoin'e dikkat. Musk'ın Twitter paylaşımı platformu Çin'in WeChat'i gibi bir her şey uygulaması haline getirmeyi planladığını tahmin etmek için yeterince açık gibi görünüyor. Ödeme kolaylıkları getirerek ve Twitter logosunu kısa süreliğine de olsa Dogecoin'e dönüştürerek platformun gelişimi hakkında ipuçları verdi. Doğrudur. Bu ilerleyen süreçte daha çok manipülasyon anlamı da taşıyacağı gibi ben bu X projesini de mantıklı buluyorum. Çünkü doğrudan bir her şey uygulaması. Ya Adam diyor ki ben gerçek anlamda her şeyi yapabilirim ve her şeyi yönetebilirim. Bu ona büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tek elden yönetim arkadaşlar. Tek bir nokta üzerinden e, pek çok yerdeki dahiliyetini ve e, kendisinin bizzat sahada oluşu gibi bir etabı büyük ölçüde hızlandırabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.